İyi akşamlar saygıdeğer izleyiciler biz. Bir gündem programında karşınızdayız. Bugün birbirinden değerli iki konuğum var. Ve farklı bir konuyla beraber sizlere giriş yapacağız. Bugün genellikle engelli arkadaşlarımızı konuşacağız. Onların sorunlarını konuşacağız. Biraz da şahsımın Orta Eser Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı olduğundan dolayı dedim ki bugün konuğumu engeller üzerine nasıl yaparım, nasıl tartışırım diye Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Sayın Tayfur Serdar'ı ve Sibel Özağızkalı'yı konuk ettim. Kendilerine öncelikle Sayın Başkanım, Başkan Yardımcım hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle bayanlara söz vereyim ben. Bayanlar önce, Sibel Hanım önce bir kendini tanıtsın. Nezaketimizi ortaya koyalım. Yani 2-1 biz galibiz ama 2-0 da kendisi galip sayılır. Ne de olsa öncelikle Sibel Hanım'a söz vererek başkanım sizleri öncelikle bir tanıyalım. Sibel Hanım kimdir, nedir, ne iş yapar, evli mi, bekar mı? Sizlere buyurun. Evet, ben Artvinliyim ama 20 senedir Trabzon'dayım. Artık yarıdan fazlası diyelim Trabzonlu olmuş oluyorum. Evliyim. Bir tane kızım var. 15 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Daha öncesinden Doğal ve Bitkisel Yaşam Derneği Başkanlığı'nı yapmıştım. Yani bu sektörde, bu kurumlarda çok acemi değilim. Ama uzun bir süreden sonra Tayfun Bey'le tanıştık. Gerçekten çok değerli bir insan. Güven veren, işini de gerçekten hakkıyla yapan, güzel çalışmalara imza atmış bir kişi olduğu için beraber yol alalım diye düşündük ve girdim. Yani daha yeni girdim sayılır. Üçüncü haftadan gidiyoruz. Evet. Genel kurulu ben yaptım galiba. Benim yaptığım genel kurulda. Aynen öyle. Yani genel kurul başkanının yaptığı genel kuruldan hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. 15 yaşında kızım var dediniz. Evet. Yani kız kardeşiniz var, ben öyle diyeyim yani çünkü şimdi anne kız aynı yaşta olunca kız kardeşiniz var diyelim yani. Allah bağışlasın öncelikle. Hakikaten kızınız da şimdi bizi seyrediyorsa kendi de buradan kendisine de buradan şunu söyleyeyim, kızım bak genç yaşta annem var, abla da yani sakın anne olarak da tanıtma. Evet başkanım, sizi tanıyalım. Gerçi biz tanıyoruz hem de aynı grupta çalışıyoruz. Kesinlikle. Ama bir de sizi tanıyalım. Tayfun Serdar. Trabzon doğumluyum. Ortalama 15 yılı geride bıraktık. Bu Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanlığı göreviyle birlikte. Biraz önce de Sibel Hanım'ın da belirttiği gibi 3 hafta önce bir genel kurulu yaptık. Olağan genel kurulu yaptık. Ve kadromuzu güçlendirerek tekrardan bir güven tazeledik. 3 yılda Allah nasip ederse Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanlığı'nı sürdüreceğiz. Bunun dışında bilindiği üzere Ortahisar Amputi Futbol Takımı'nın hocalığıyla da uğraşıyoruz. Ortahisar Belediyesi'nde de görev yapıyoruz. İşimiz gücümüz engelliler kısacası. Şimdi işimiz gücümüz engelliler. Ben de Ortahisar Kent Konseyi Engelliler evet. Meclis Başkanıyım. Size yardımcı böyle gidiyoruz ama. Yani ben öncelikle başkanım, ben de seçileri biliyorsunuz beraber evet. Seçildik Ortahisar Kent Konseyi'ne. Yaklaşık bir yıldır beraberiz. Evet. Birkaç projelerimizle beraber yürüdük. Hala da yürümeye de devam ediyoruz. Yani Ortahisar Kent Konseyi'ni bir kenara koyarak evet. Tayfun Başkan ne yapar? Bu zamana kadar 18 yaşında genç bir başkan olarak başladın. Evet. Biraz önce de kamera arkasında nasıl tanıştığımızı anlattın. Yani ben hakikaten sizi 18 yaşından bu yana tanıyorum. Evet. Daha yaşınız evet. 22-23 falan ama 18 yaşından beri tanıyorum. Yani şimdi birkaç yıldır. Sibel Hanım benimle ilgili çok güzel cümleler kurdu. Onur etti. Sen de benim yaşı küçülterek abi. Ben artık buradan nereye giderim bilmiyorum. Vallahi bilmiyordu yani. Derneğe ne durumda aldınız? Bu zamana kadar ne yaptık?
bundan sonra yeni seçildik. Hedeflerimize böyle ufak bir gezinti yapalım evet. Yılları. Ya, ondan sonra Sibel Hanım'a biraz da söz vereceğiz ama önce sizi bir dinlemek istiyoruz. Ya şimdi 17 yaşında aslında Sancakspor'la basketbol takımıyla, engelli basketbol takımıyla bu camianın içerisine girdim. Bunun doğrultusunda Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şubesi ile tanışmam 18 yaşıma tekabül etti ve yakın bir zamanda bir seçim süreci yaşandı. Başkanlığı uygun gördüler, layık gördüler. O zamandan beri sürdürüyoruz. Bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Ben gerçekten de bir açıdan bakıldığında çok şanslı, bir açıdan bakıldığında da şanssız bir dönemde başkanlığa başladım. Şansım bu ülkede bir geçiş, engellilik noktasında yumuşak bir geçiş süreci yaşandı. Bu süreçte ne vardı? Yani karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya doğru yumuşak bir geçiş dönemine denk geldim. Çünkü biliyorsunuz bu 2004'te ilk engelli yasası çıktı. Yani evet. Türkiye Cumhuriyeti engelleri resmi olarak yasasıyla birlikte 2004'te tanımaya başladı. O yakın zamana, o zaman dilimine yakın bir dönemde başladım. Derneği tabii ki biraz sıkıntılı süreçlerden geçtik. Yani çok da fazla geçmişe değinmek istemiyorum. Yani hoş bir durum değildi. Ama şu anda gelinen noktada gerçekten Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şubesi güzel projelere, farklı projelere imza atan, ismi söylendiğinde insanlarda itibar bırakan güzel ve gerçekten içtenlikle birlikte engelli sorunlarına yönelik çalışmalar yapan, nacizane bütün mücadelesini bu yönde sürdüren bir dernek. Şimdi dernek aldığınız sıkıntılı sürece geldik ama size geldikten sonra ne yapıldı? Bize geldikten yani sonra bize geldikten sonra engelli yasası çıktı. Ve o iş gerçekten şimdi bizim o macera aslında biraz da önümüze açtı. Biraz da ben o macera izin çekmiştim. Yani engelli Türkiye Sakatlar Derneği kapandı. Sakatlar yasası çıktı. Evet. Bu yasaya biraz da taşımak istiyorum. Yani evet. Sizin güzel şimdi bir resmi anlatımınız var. Allah'a şükür kurtardık. Şimdi evet. Tamam o zaman o konuyu açalım. Şimdi resmi olarak sakat ifadesi tedavülden kaldırıldı. Artık hiçbir yazışmada, devlet yazışmalarında sakat ibaresi kullanılamaz. Bu yasayla birlikte bağlanmış suç. Ha, bu noktada neden hala biz Sakatlar Derneği'yiz? Biz 1960'da kurulmuş, engelli sivil toplumları arasında da en güçlü ve en köklü derneklerden biriyiz. Evet. Ve kamuya yararlı dernek statüsündeyiz ki siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bu kamuya yararlı dernek statüsü çok kolay elde edilebilen bir hak değil. Evet. Bu noktada isim değişiklikleri, bu Trabzonspor da yeni yaptı seçimini. Bu arada hayırlı olsun diyelim. Mevzuatlar hep aynı. Bir Trabzonspor'un mevzuatıyla, yasal noktadaki mevzuatıyla bizim mevzuatımız da birebir aynıdır. Çünkü tamamı özünde dernek olarak kurulur. İsim değişiklikleri o ana evet. kadar yapılan haklardan feragat etmemize yol açar. Yani biz Türkiye Sakatlar Derneği değil de Engelliler Derneği, Türkiye Engelliler Derneği ki Türkiye ibaresini kullanmak da özel bir izne tabidir. Yani o noktada gerçekten çok farklı ve özel bir derneğiz. Ondan ötürü isim değişikliğine gidemiyoruz. Fakat bunun dışında da şu var. Yani ben açık konuşayım. Yani yasada bir ayrıcalık çıksa da dense ki işte isminizi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Hiçbir hak mahrumiyetine maruz kalmayacaksınız. Evet. Ben yine de bunu istemem. Çünkü bu ülkede 1960'lardan ta 90'ların sonuna kadar bizi tek ifade etme şekli sakat ifadesiydi. Evet. Şu anda engelli dendiğinde ne anlaşılıyorsa o dönemlerde de sakat dendiğinde bu anlaşılıyordu. Ama Türkçemizin artık
yönlendirilebilir oluşundan mı ya da farklı bir şeyden mi, halkımızın olaya bakış açısından mı, sakat ifadesi bizim durumumuzu belirtmekten ziyade eş anlamlar yüklendi. İşte ya sakatlık var bu işte, işte yan bir hata yaptığında sakat mısın kardeşim gibi daha da ağır ifadelerle artık sakat ifadesi abes bir cümleye büründü. Haliyle bir isim bulmalıydık. Nedendi? Özürlü diyelim dediler. Tamam, sakattan kurtulduk. Artık özürlü özürlüyüz. Oldu. Yaşasın, çok mutluyuz. Hiçbir sorunumuz kalmadı. Her şey bitti. Her şey bitti. Uçuyoruz artık biz. De işte o yasa çıktıktan sonra, özürlü dendikten sonra o evinden sakatken çıkamayan, sosyal hayatın içerisinde yer alamayan arkadaşlarımız özürlü olduklarını duyduklarında sokağa çıkmaya mı başladılar? Sokağa haliyle şimdi artık sakat değiller yani, sakatken sokağa çıkamıyorsan özürlü oldun, çıkman gerekiyor. O heves, o heyecan kapıyı açana kadar sürdü. Kapıyı açtığında aslında özürlünün, sakatın hiçbir farkının olmadığını anladı. Çünkü hala sakatken de otobüse binmekte güçlük yaşıyordu. Özürlüyken de otobüse binmekte güçlük yaşıyordu. Çünkü sakatlıktan bir miras kaldı özürlülere. İyi bir miras. Belalı bir miras. Ne oldu? Bunun sarhoşluğu da fazla sürmedi. Sonra bir gecede engelli olduk. Ya artık kim tutar ki bizi? Hiç kimse. Ben tutuyor işte. Engelli rampasının önüne park arat eden araba ya bizi tutuyor. Kılavuz kaldırımların üzerine kurulan tezgahlar, koyulan çöp poşetleri bizi tutuyor. Yani anlayacağınız, sakatlıktan o miras hala dededen oğula kalır gibi, babadan oğula ya da kalır gibi bizi takip ediyor. Ben de açıkçası ilk başlarda rahatsız oluyordum sakat ifadesinden. Bak bu da iğneyi şimdi kendine batır, çuvaldızı başkasına demişler. Ben engellerimi aştıkça sakatlığın aslında rahatsız edici bir ifade olmadığını fark ettim. Evet. Daha doğrusu sakat ifadesinin bizim engelimizle alakalı bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Engellendiğimiz noktalarda bize sorun yaşattığını fark ettim. Şimdi amacımız isim değiştirmektense o ismi değiştirmemize yol açan sorunları ortadan kaldırmak. Trabzonspor'da bir futbolcu milyon dolarları aldığı sürece sakatlanmaktan hiçbir rahatsızlık duymuyor. O sakatlık. Ama tamam, sakatlık işte. Ama bir arkadaşımız evinden çıktığında otobüse binerken sorun yaşıyorsa işte orada sakat olduğu ortaya çıkıyor ve sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor. Bizim en büyük sorunumuz bu. Burada bizim isim değiştirme olayımız en çok da bir iki sektörü ayakta tutmak için kurgulandığını düşünüyorum. Bunlardan biri matbaa sektörü. Çünkü bir dernek kuruyorsun. İsmi işte sakatlar oluyor. Bir de reklamcılar, tabela. Çünkü isim değiştirdikçe başlıklı kağıt bastırmışız. O başlıklı kağıtları tekrardan yenilememiz gerekiyor. Tabelamızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu iki sektör dışında isim değişikliğinin çok da işimize yaramadığını fark ettim. Yine aynı problemler, sorunlar devam ediyor. Kesinlikle. Haliyle ben Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanıyım ve hamdolsun sakatım. o da güzel. Yani hamdolsun sakatım demek de bir erdemlik mi diyelim? Ya hayata bakış açısıyla alakalı bir durum. Yani gerçekten. Bizim engelimiz gerçekten bizden çok daha zor imkanlarda, kısıtlı imkanlara sahip, çok daha ağır engeli olan arkadaşlarımız var. Onların rahatlıkla kurabileceği bir cümle değil. Bunu göz ardı etmek haksızlık olur. Ama kesinlikle bizim en büyük sorunumuz bize yaşatılan, engelimizden ziyade bize yaşatılan sorunlar. Ben biraz da Sibel Hanım'a döneceğim. Sibel Hanım, siz bu engelli üzerinden düşüncenizde, yani sosyal derneklerden giriyorsunuz, derneklere yabancı değilsiniz.
yabancı olmadığınız için de Tayfun Bey'le beraber başladınız ama sizin düşünceniz de engeller üzerine. Onun akabinde ben engellere neler yapabiliriz, ne yapılması gerekir onu biraz döneceğim Tayfun Başkanım ama öncelikle sizi bir dinleyelim. Yani bunlara artık ne yapılması gerekiyor? Çok küçük araya girmek istiyorum. Buyurun başkanım. Yani aramıza girmesi işte çok yoğunluktan işte işin içinde oluşu tabii ki muhakkak ki önemli bir faktör ama asıl mesele selam verdi borcu çıktı. Orayı bir... Ben o şekilde aslında bakmıyorum olaya. Şöyle hayat akıp giderken hızlı bir şekilde gözümüzden kaçırdığımız o kadar çok şeyler oluyor ki. Evet. Yani komşumuz olur, işte eş dost olur, akraba olur. Yoldan geçerken yanından geçtiğimiz bir engelli bile dahi. Yani aynen. Görmüyoruz sonuçta. Yani sıkıntımız bu. Ya da empati yapmıyoruz. Empati yapmamız gerekiyor. Yaşadıkları sıkıntıları, problemleri düşünerek ona göre bir çözümler üretilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama toplum olarak galiba çok duyarlı mı değiliz veya şey mi deriz, Tayfun Bey'in de bahsettiği gibi işte engelli rampasına araçları bırakmaları gibi. Yani evet. Oradan geçecek olan bir engelliye yaşatılabilecek sıkıntıları düşünmek hem gerekiyor. Hem de büyük sıkıntı. Aynen öyle. Veya işte kılavuz kaldırımların işte deforme olması veya işte niye buraya konuldu, yürümemiz engellendi. İşte hatta geçen bir arkadaşlarla sohbet arasında konusu oldu. Bayanın bir tanesi bu kılavuz kaldırımı ayakkabısının topuğuna zarar veriyormuş diye şikayetçi olmuş. Yani sağ olsun. Ya, gerçekten hani toplum olarak çok bilinçli değiliz. Yani bu noktalarda birazcık daha hassas olmamız lazım. Ve ben evet çok şükür engelli değilim. Sağlıklı bir bireyim. Fakat bugünün veya yarının ne getireceği belli değil. Hepimiz aslında engelli adayıyız. Bu olgu, bu bilinç içerisinde düşünüp ona göre de çözümler üretmemiz. Çözüm üretemediğimiz noktada da engel olmamamız gerekiyor. Aslında biz onların hayatını zorlaştırıyoruz. Hiçbir engelli bana göre çok ağır vakalar haricinde evde kapalı kalmaması gerekiyor. Toplumda göz önünde olacak şekilde sosyalleşebilmeleri lazım. Ama değil yani sonuçta yani insanlara bakıyorsunuz acıyorlar. Acınmaya ihtiyaçları yok. Sadece yardımcı olmaları, iş imkanlarını sağlanmaları. Doğabilecek olan problemlere nasıl alternatif çözümler üretilebilir? Bu noktalarda bence yoğunlaşıp düşünülüp ona göre de çözümler üretilmesi gerekiyor. Ben bu arada araya girerek Kent Konseyi Başkanımız, evet. Ortaysar Başkanımız Dündar Ayyıldız bizi seyrediyor. Kendisinin de bugün yaş günü. Evet. Başkanım buradan yaş gününüzü kutluyoruz. Nice yıllara diyoruz. Nice yıllara başkanım. Hatta bugün almış iki kızını da arabadan gezdiriyordu. Evet. Köylere falan gidiyordu. Kendisine de buradan nice yıllara diyoruz. İyi gezmeler diyoruz. Başkanım artık yaş pastanı yarına mı keseriz bilmiyorum ama yaş pastanı da canlı yayında aslında kesmek isterdik. Bugün epey bir seçim çalışmasındaydı kendisi. Seçim yoğunluğu vardı. Evet. Ticaret sanatı seçimlerindeydi. Kendisi seçimlerden yoğun çıktı. Epey zamandır çocuklarına zaman ayıramıyordu. Bugün hem yaş günü hem de çocuklarını epey zamandır zaman ayırmadığı için şimdi kendi çocuklarını gezdiriyor. Buradan başkanım nice yıllara diyoruz. Hep beraber nice yıllarda yürüyelim. Sağlıklı ve mutlu çoluk çocuğundan. Nice yıllara tekrar da ama pastanda belki ileriki yıllarda burada canlı yayında keseriz. İyi günler diliyorum. Tekrar araya girdim Sibel Hanım kusura bakmayın. Başkanım da bizi seyrettiği için başkanım eğer bir sorunuz falan olursa burada seve seve sorularınızı karşılayacağız ve cevaplayacağız. Evet Sibel Hanım tekrar top sizde. Açıdan ben bakarak hani bu sonuçta ne yapabilirim, işte nasıl faydalı olabilirim noktasında
Tayfun Bey ile beraber bu derneğe katılmış oldum. İnşallah da güzel şeyler yapacağız. Yani ben çok pozitif bir insanım. Hani hiçbir zaman böyle karamsar bakmamaya çalışırım. Yaşadığımız, gördüğümüz bazı şeyler tabii ki bizleri üzüyor. Veya hak etmediğimiz bazı davranışlarla karşılaşsak da bir şekilde gerçekler mutlaka doğrudan yanadır diye düşünüyorum. O yüzden biz yolumuza bakıyoruz. Yapacak olduğumuz güzel çalışmalara, organizasyonlara bakıyoruz. İnsanlara ne şekilde, nasıl yardımcı olabiliriz? Hangi sıkıntıları giderebilme noktasında çözümler üretebiliriz diye düşünerek bu yola girmiş oldum. Allah yolunuzu açık etsin. Yani bu yola siz girdiğiniz zaman da bir taraftan da Ortahisar Kent Konseyi'ni de kenarından tutmuş oluyorsunuz. Başkanım, yaklaşık bir yıldır beraberiz. Böyle bir eli tutulur bir proje yapalım artık. Yani evet. Kent Konseyi'ne Dündar Başkan da bizi seyrediyor. Kendisine de böyle bir kapı gibi bir proje verelim. Geri dönüş olmaz. Yani imza atan, gerçi başkanım, Dündar Başkanım bize hiçbir zaman olumsuz davranmadı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir eli tutulur bir proje yapsak da böyle bir hem engellerin gerçek bir sorununa değinebilsek. Size göre engellerin hakikaten Trabzon'da, evet, İl bazanızı hakikaten yapılması gereken, yani bu olması lazım dediğiniz bir düşünce var mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Trabzon'da gerçekten sorunlar var. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Daha önceki programlarda da bunu dile getirdim. Evet. Bıkmadan, yılmadan yine dile getireceğim. Türkiye engelli noktasında aslında dünyaya örnek gösterilebilecek bir yasaya sahip. Bakın, uygulama demiyorum. Yasa diyorum. Aslında kağıt üzerinde her şey çok güzel. Kağıt üzerinde engellilerin bütün hakları alabilecekleri şekilde, ulaşabilecekleri şekilde uygulanmış. İlk engelli yasası çıktığında bir bürokratımızla bir süre sonra konuştuk. Sohbet ettik, işte hayırlı olsun yasanız çıktı. Ne düşünüyorsunuz falan dediğinde. Ya ona kurduğum cümle şuydu. Bir, yani gerçekten resmi olarak tanınmak güzel. Bir engelli yasasına sahip olmak güzel. Fakat örnek veriyorum, 5. maddede bir hak verilmiş, 7. maddede öyle bir şey konulmuş ki o 5. maddedeki hakkı elde etmek söz konusu değil. Ha, şükürler olsun, onun sonrasında akabinde o aksaklıklar da giderildi. Orada yaşanabilecek sorunlar tespit edildi. Kağıt üzerinde o aksaklıklar giderildi. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız, Trabzon'un ve Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, bize sağlanan hakların hayata geçirilememesi tam manasıyla. Mesela? Ya örnek veriyorum, biraz önce en basitinden. Şimdi şöyle bir şey var. Engellinin eğitime ihtiyacı var. Engellinin işe ihtiyacı var. Hayatın içerisinde olmaya ihtiyacı var. Ve bu insanlık hakkı. Ama tüm bununla, bu haklara erişebilmesi için o engellinin önce evden çıkması gerekiyor. Hayatın içerisine karışması gerekiyor. Haliyle burada en elzem ulaşım, erişim, mimari yapı. İlk önce ön plana çıkan bunlar oluyor. Şimdi devlet olarak, şimdi Trabzon engellilik noktasında ben biliyorsunuz 2016'da bir motoruyla engelsiz diye bir tura, evet, çıktım ve motosikletimle birlikte 10.000 kilometre yol yaptım. 61 ile gittim. Burada sadece motorla gezmiş olmadım ben. Zaten hiç gezemedim. Bütün kıyı şeritleri gezdim. Benim gibi adam denize giremedi. Zaman bulamadık. Bu gittiğim yerlerde oradaki engellilerin o bölgeye dayalı, örneğin mimari yapıdan kaynaklı, işte kültürel yapıdan kaynaklı
Trabzon'daki engellinin yaşamadığı başka bir ayrı bir sorunu, örnek veriyorum, Malatya'daki herhangi biri yaşıyor mu? Evet. Bunun araştırmasını yapmak için gittim. Ve gördüğüm tablo açıkçası içler acısı. Yani Trabzon bu noktada bir tık önde. Belli başlı ilgeleri ayrı, belli başlı illeri ayrı tutarak tabii ki. Yani bir İstanbul, bir Ankara değil. Ama gerçekten Trabzon'da engelliler üzerine bir şey yapılıyor mu? Yapılıyor. Yeterli mi? Yetersiz. Ama burada yapılana bile sahip çıkamamak var. En büyük problem. Kesinlikle. Şimdi sen burada kalkıyorsun, belediye olarak örnek veriyorum, bir kaldırımı düzenliyorsun. Bu kaldırıma engelli rampası koyuyorsun. İstedilebilir yüzeyi koyuyorsun. Ama vatandaş, devlet olarak görevini yapmış oldun. Vatandaş o kaldırımın, engelli rampasının önüne aracını çekiyorsa, kılavuz kaldırımın önünü bir şekilde işgal ediyorsa, bunun hiçbir anlamı yok ki. Bir polis, bir görme engelli kılavuz yolda yürürken arabaya çarpıp yaralanıyor, orada park etmiş olan arabaya çarpıp yaralanıyorsa, polisi aradığında işte falanca yerde bir araç var kaldırımın üzerinde dediğinde, o polis ona kalkıp da görme engelliyim ben, görmedim, arabaya çarptım, kılavuz kaldırımın üzerinde araba var demesine rağmen, o polis memuru, o görme engelli arkadaşımıza aracın plakasını bana söylemezsen yardımcı olamam sana diyebiliyorsa, bir şekilde öğren bu aracın plakasını diyebiliyorsa, yapılacak bir şey yok. Yani onu aslında o konuda güzel bir konuya değindi. Yani bir polis memuru aradı, ihbar ettiği polis memuru aracın plakasını bir görme engelli bir arkadaşımıza bunu soruyorsa, aslında bu konuda emniyetimizle işbirliğine geçip bir eğitim verilmesi gerektiğini düşünürüm. Hatta sevgili müdürüm de giden böyle bir konuya da kendisi canla başla yanaşan bir müdürümüz. Yok, yani, bizim belli başlı, yani her kurumda sıkıntılı arkadaşlarımız olabiliyor. Yani ben emniyetle ilgili bir sıkıntım örnek yok. Örnek olarak yani. Ama bu örneklemek adına. Şimdi küçük bir anekdot daha anlatayım. Yani burada aslında kötü bir niyet yok. Burada gerektiği gibi ilgilenememek var. Kesinlikle. Ben aynı zamanda engelliler Federasyonu'nun Trabzon temsilcisiyim. Resmi kurumlarda alım yapılacağı zaman, engelli alımı yapılacağı zaman, komisyon görevlisi olarak federasyonu temsilen ben de yer alıyorum. 5 kişilik komisyonun içerisinde ben de varım. Emniyet aradı beni. Tarihinde ilk defa engelli personeli alacak. Aradı, çağırdı. Gittik biz de. Emniyetin içerisine gireceğim. Arabayı hemen park ettim. Elimde yazım var. Adam bana hemen, polis memuru, gelme gelme, git git, al arabayı git. Ya bir saniye dedim ya. Bir saniye dinle beni, ondan sonra işte buraya geldim. Şey yapmam gerekiyor. İçeri girmem gerekiyor. Bu sebeple geldim. Buraya çekemezsin. Nereye çekeceğim? İşte 100 metre ileride otopark var, git oraya çek. Peki dedim, sizin de şey, buraya sivil araç giremez dedi. İleride de şey var, engelli park alanı var. Ya dedim, sizin dedim emniyetin engelli resmi aracı var mı dedim. Yok dedi, niye, ne alaka dedi. Tamam, sivil araç giremiyor. Engelli plakalı resmi aracınız yok. O tabelanın orada ne işi var? Vallahi çok güzel. Çok güzel bir şey yani. Şimdi adam muhtemelen yani her gün görev yaptığı yer. Kafasını çevirdiği anda gördü. Ama alakası olmayınca kör bakıyorsun. Bizim en büyük sorunumuz gene ne yazık ki insan. Erişilebilirlik komisyonunda görev yapıyoruz. Bu komisyona vali yardımcısı başkanlık yapıyor. Ve bu yasayla çok ağır cezaları olan bir husus. Ama hala biz gidiyoruz,
bir arpa boyu kadar yol artık aldık. O kadar da haklarını yemeyelim ama. Evet. Hala var ya, onu evet, inkar edilemez. Hala bazı kurumlarda ciddi anlamda sıkıntı var. Yani Allah kolaylık versin dediniz ya, sonucumuz insan. Kesinlikle. O biraz sıkıntı işte. Ben Sibel Hanım'a tekrar dönerek ben ara ara top izni alıp Sibel Hanım'a atıyorum ama Sibel Hanım da iyi davranıyor, hemen top izni atıyor. Sizin bu konularda engelliler konusunda bir söyleyeceğiniz var mı? Yani yaşam da, üzerinden. Gerçekten hani sonuçta engelsiz olan bir insan engelinin yaşadığı sıkıntıları veya verdiği mücadeleyi göremiyor veya bilmiyor yaşamadığı için. Ama benim iki gündür bacağımda bir ufak bir sıkıntı oldu. Ya yani o zaman gerçekten hani merdiven çıkarken falan zorlanıyorum. Kas spazmı sonuçta çok ciddi bir şey değil ama yani bu insanlar ne yapıyor, ne diyor, nasıl mücadele veriyor? Zaten yaşadıkları sıkıntılar onların çoğuna ağır gelirken bir de insanlarla veya insanların duyarsızlığıyla vermiş oldukları mücadeleler daha çok yoruyordur bence. Yani yardım etme konusundan ziyade aslında engel oluyoruz onlara. Evet. Bu konularla ilgili daha hassas, daha duyarlı yaklaşılması gerekiyor diyorum. Ve eğitim aslında. Her şeyin başı eğitim. Mutlaka eğitim şart yani. Yani bilmiyoruz. Yani ben mesela şu kılavuz kaldırımların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Aslında öğrenmek lazım. Bilmek lazım. Yani çok eksiklerimiz var. Ha, toplum illa insanın bir şeyler başına gelmesi gerekmiyor öğrenebilmesi için. Ama ben kendimi ayıpladım yani. Bunu içtenlikle söylüyorum. Yani gerçekten eksik kaldığımız çok noktalar var. Bunları tamamlamak, tamamladığımız zaman gerçekten o zaman o insanlara için kendi hayat, yaşam mücadelesi boyunca nasıl bir savaş verdiklerini anlayabilmemiz daha kolay olacaktır. Ve ona göre davranacağız. Aslında bütün eksiklik burada. Başkanım, engellerin bir sürü hakkı var dediniz. Mesela bana son zamanlarda hatta bir arkadaşımızı da size arattırdım. Bir türlü arkadaşla temasa geçemedik bu arada. Dün de aradı beni, gene toplantıdaydık. Yani kendisi öğretmen bir arkadaşımız, Çırak'taki eğitimde. Kendisi kendi rahatsız. Hı hı. Araç almak istiyor. Bu konuda benim bana bir hayli gelenler de var. Evet. Ortaysel Kent Konseyi engellemez başkansın diyor. Ben diyorum ki ya tamam eyvallah başkanım da ben diyorum her konuya vakıf değilim. Hani hakikaten de buradan arkadaşlardan da özür dileyerek konuşuyorum. Hani her yasayı çok net bilmiyorum. Evet. Ama yanımda kapı gibi de bir başkanım olunca hemen topu alır almaz tacı atmayı da iyi biliyorum. Tacı'dan sonra Tayfun başkanım duruyor. Hani ne gibi yasalara göre alması gerekir? Mesela bu arkadaşımızın %18 şimdi, bir raporu var elinde. Engeli ne? Engeli ayağında ve kalçasında. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer söz konusu engel normal bir araç kullanıma müsaade etmiyorsa alacak olduğu aracın kullanması gereken araçta herhangi bir tadilat yapılmasına gereksinim duyuyorsa bunu alabilir. Çok da duymasına gerek yok benim anladığım kadarıyla. Şimdi çok da duymasına gerek yok da işte o zaman alamaz. Eğer B sınıfı artık şey de kalktı gerçi. Yani eski yasaya göre konuşayım. Hala gerçi o ehliyetler yürürlükte. H sınıfı ehliyet yani engellilere verilen ehliyet şarttı. Hala o statüde B olduk ama onun da belirli kodlar konulmuş yeni ehliyetlerde. O kodlar girildiğinde ehliyet sahibinin engelli olduğu, hangi nitelikte araç kullanması gerektiği sisteme düşüyor. Bu noktada şahsın engelinin ne olduğu önemli bir faktör.
Onunla birlikte bir rapor alacak, ehliyetini engelli statüsüne getirecek ve ancak o şekilde ÖTV indirimi alarak bir araç elde edebilir. Eskiden 1600 motor sınırlaması ile birlikte istediğiniz aracı alabiliyordunuz. Hı hı. Bu sadece bakın 1600 motor diyorum. Şöyle bir durumda söz konusu. Engeller de ikiye ayrılıyor bu noktada. Bunlardan bir tanesi engelli olup araç kullanamayacak durumda olan engelliler. Ki bunlar 2000 motora kadar sınırlandırılmış ki minibüs büyük araçlar alabilsinler. Bunun dışında kendi kullanacaksa 1600 motor olmak zorundaydı. İstediği tarzda bir araç alabilirdi bu doğrultuda. Şimdi olayın boyutu değişti. Artık 200 bin liranın üzerinde bir araç da alamıyoruz. Yani ki o da makul yani 200 bin liralık bir araçla ciddi ihtiyacını her şekliyle karşılayabilecek, her türlü donanıma sahip olabilecek bir araçtır. Başkanım, böyle sınırlamalar geldi. Yine konuya devam edeceğim ama buradan şu anda bir mesaj aldım. Kanada'dan bizi seyrediyorlar. Oh. Buradan Kanada'ya selam gönderiyorum. Gerçi oralar bir hayli soğuk ama bizim buralarda tam ısınmadı. Haluk Esercan'a, eşine, çocuklarına selam olsun diyorum. Buradan eğer Kanada'da bizi takip ettiğinize göre bir sorunuz olursa cevaplamaya da hazırız. Buradan Kanada'ya, sizlere, ailenize tek tek selam gönderiyorum. Bizi takip edin, bizden ayrılmayın. Daha çok konuşacağımız konularımız var. Hatta başka bir programımızda da siyasilerimiz olsun, diğer konuklarımızdan da burada olacağız. Bizi izleyin, bizi takip edin diyorum. Kanada'ya tekrar buradan selamlar gönderiyorum. Evet. Bizden de selamlar, saygılar. Evet yani başkanım. Önce o arkadaşımızın engelini tam olarak bilmemiz lazım. Anladığım kadarıyla normalde böyle bir engeli yoktu. Senin ifadenden yola çıkarak. Sonrasında bir takım komplikasyonlar oluşmuş sanırım. Evet. Sıkıntı oluşmuş. Hani onu ben size yönlendireyim. Yani genelde bana gelenler hep engelli araba almak isteyenler. Ya evet. Diyorum parayı bana verin, arabayı sonra bakarız diyorum ama onda yaptıkları yok çok bir şeyde. Başkanım, biraz önceki soruma yine bağımlı olarak, yani Trabzon'da bir proje, kafanda bir proje var mı? Tayfun Serdar'ın kafasında bir proje var mı? Bunu da bile bile sorayım. Projeyi çalıp da ortaya kent konseyine verebilir miyim? Tayfun Serdar'ın başında kafasındaki projeleri söylerse vururlar onu. Yok, biz şimdi, Tayfun Serdar'a arka çıkarız ondan yana. Tayfun Serdar'ın her zaman arkasındayız. Önde geçemeyiz kurşunun önden geldiği için. Şimdi abim biz erişilebilirlik komisyonunda beraber görev yaptığımız şehir plancısı bir güzel bir arkadaşımız var. İnci Hanım eğer buradan da bizi izliyorsa kendisine de selamlar olsun. 3 yıldır bir anket çalışması yaptık. Ve bu anket çalışmasında Trabzon'da engellilerin yaygın olarak kullandıkları bölgeleri tespit ettik. Ve kendisi yakın bir zamanda bunu projelendirdi. Şimdi en büyük planımız, en büyük projemiz ve bu Trabzon için de bizim için de çok önemli. Kendisinin önderliği doğrultusunda meydana Atatürk alanından Ataparka kadar alttan Kadınlar Pazarı'nı oradan takip ederek bir akıllı kaldırım projemiz var. Bu akıllı kaldırımda görme engelli, işitme engelli, ortopedik engelli, bütün özür grupları ve sağlıklı bütün bireyler çok rahat bir şekilde hareket edebileceği, yolun tek bir tarafını esas alarak fakat diğer karşı şerit, karşı kaldırıma geçilecek uygun transfer alanları yapılarak bir kaldırım projelendirildi. İnşallah yakın bir zamanda sunulacak. Bu noktada buna her iki belediyenin de büyük şehrinde, Ortahisar'ın da sahip çıkması ümidiyle ki bir programda Ortahisar Başkanımız Ahmet Bey'e bu durumu söyledik.
ve orada herkesin huzurunda canı gönülden destekli olacağını da beyan etti. Evet. Şimdi tam şeklini verdiğimizde Büyükşehir'e de sunulacak. Böyle kalıcı bir eser Trabzon'a bırakacağız inşallah. Ahmet Bey bu konularda gerçekten çok duyarlı bir insan. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet. Hani hakikaten burada şimdi siyasete değil de Ahmet Metin Genç'in ayrı bir Trabzon'da kişiliği var. Yani kesinlikle. Ahmet Metin Genç Trabzon'da hangi kapıyı çalsa kapı ona açılır. Hangi eve gitse misafir edilir. Hangi kahveye gitse orada kendisi ağırlanır. Ama hakikaten projelerde kendisi, ben kendisini de ara ara hem kent konseyi adına hem de gazeteci olarak kendisini ziyaret ettiğimde ne yapması gerektiğini soruyor. Ne yapabilirim de şey diyor. Kendisi buradan hakikaten sizin dediğiniz gibi kendisini buradan takdir ediyorum. Kendisini seviyoruz burada. Bunu açık açık da söyleyeyim. Hı. Ama bu proje üzerinden bu projeyi şöyle de gidebiliriz. Direkt kent konseyi üzerinden de bunu sunabiliriz. Kesinlikle. Hatta kent konseyi üzerinden bunu sunarken de kesim ve kent konseyi prim yapması açısından değil. Yani projenin asıl sahibi, örnek Tayfun Başkanımsa Tayfun Başkanım öne çıkarak. Yok. Sibel Hanımsa Sibel Hanım öne çıkarak. Yani projenin asıl sahibiyle beraber hep beraber kol kola yürüyelim. Yeter ki proje çıksın. Evet. Ya projenin asıl sahibi dediğim gibi İnce Hanım'dır. Yani o kesinlikle kendisi de engelli değil. Yani engelli olmamasına rağmen ciddi anlamda bu konuya hassasiyet gösteren bir hanımefendi. Ahmet Bey'in engellilere bakış açısını ben biraz önce Sibel Hanım da siz de belirttiğiniz gibi ben olayı noktalamak adına söyleyeyim. Yıllardır Trabzon'da bu camianın içerisinde olduğum için ampute futbol takımı kurma arzusu, girişimleri hep oldu. Evet. Ama bu söylemden öteye geçmedi. İşte Trabzon bir futbol şehridir. İşte Trabzon'a bu yakışır. Trabzon'da bu yapılması gerekir. Muazzam olur. Bu ifadeler sürekli duyduğumuz, yıllardan beri duyduğumuz ifadelerdi ama gel o zaman elini taşın altına koy, işte bir şey yap, bir somut bir şey koy ortaya dendiğinde kimse ortada yoktu. Bu noktada Zeki Sancak Bey, Başkan Bey'in danışmanı gerçekten ciddi anlamda özveri gösterdi. Ve çok arzuladığı bir olaydı ki Ahmet Bey, Ahmet Başkanımız projeyi duyduğunda hiç itiraz etmeden nasıl çıkacağız işin içinden cümlesini dahi kurmadan bu işin içerisine soyundu. Ve Zeki Sancak Bey ile birlikte bu işi bu noktaya getirdiler. Yani çünkü bir ampute futbol takımı gerçekten sorumluluğu ciddi anlamda zor olan ve öyle ki yani maddi anlamda da ciddi bir külfeti olan gerçekten sıkıntılı bir sektör, bir alan. Bu noktaya hiç gözü kapalı girmesinden, ön ayak olmasından bir şeyleri anlatabileceğimizi, bir şeyleri mantıklı ve doğru olan şeyleri elde edebileceğimiz bir insan. O noktada engeller adına da kendisine, sizin huzurunuza da teşekkür ederim açıkçası. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Futbol takımı diyorsunuz da geçen sene Türkiye ikincisi oldu. Türkiye ikincisi oldu. Bu sene durumumuz ne? Bu sene durumumuz biraz sıkıntılı açıkçası. Neden? Geçen sene Türkiye ikincisi, bu sene neden? Trabzonspor gibi sıkıntılı süreçlere mi girdi? Yani sebebi ne? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında çok iyi olması gerekiyor. Şu hasepten yani milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Ama gene biraz önce dediğim olaya geliyor iş. Sen devlet olarak ya da yetkililer olarak ya da birkaç insan olarak ne yaparsan yap. İnsanlar bu işe sahip çıkmadıktan sonra hiçbir şey yapamazsın. Küçük bir anekdot. Milli takım şampiyon oldu.
bir iki hafta sonra sürekli görüştüğüm, bir şeyler yapmaya çalıştığımız, proje anlamında, engellilik anlamında bir hanımefendi ablamız sosyal medyadan bir yazı paylaştı. İşte dedi ki milli takım, engelli milli takımımızla, ampute futbol takımımızla gurur duyuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Trabzon'da böyle bir takım olmalı. Şimdi bu hanımefendi sayfamda ekli. Beni de takip eden de bir hanımefendi. Sözde engellilerle de alakalı. Benim arkadaşımsın. Engellilerle alakalısın. Bir yıldan beri ilinde de güzel de bir başa, birincilikle ikinci olmuş bir takımın var. Ama haberin yok. Şimdi yani bilmeyen çok insan var ama bakıyorum mesela öğrenenlerin de dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. Yani bu da güzel bir şey sonuçta. Yok kesin, hayır, bilmemek meselesi değil bu. Ya orada ya bir işin içerisinde olup, yani sonuçta. İşin içerisinde olup bu konunun Trabzon'la alakalı bir yara olduğunu fark edip dile getirebiliyorsun. Fakat olaydan haberin yok. Bakmak meselesi. Şimdi Sibel ablama çok yüklenme. Şundan çok yüklenme. Şimdi 2-0 biz burada mağlubuz. Kendisi kafadan 2-0 galip olarak söyledik. Şimdi bir bayan ablamız deyince şimdi hem cinsi yani azıcık da o tarafını bir savunmaya şimdi girmesi lazım yani başkanım. Şöyle bir şey var. 3 hafta oldu dernek seçimini yapalı. Yönetimde başka yani üyeliği almıştık fakat genel kurulumuz yakın olduğu için hiç bozmadık. Olağan genel kurul sürecine kadar sağ olsun yönetimdeymiş gibi ne zaman başımız sıkışsa yardımcı oldu ama o zaman kaçma şansı vardı. Şimdi 3 yıl bizle kaçamaz. İstediğim gibi yükleyebilirim. Yani o zaman daha temkinli oluyordum. Acaba ama, gider mi? Ama kızdırmayalım gitmesin. Çünkü şöyle bir şey var bakın. Bunu ben kötü anlamda söylemiyorum ama Sibel Hanım gibi böyle çok büyük bir hevesle, gayretle işte bize gelip işte şunu yaparız, şöyle gideriz, böyle gideriz deyip bir iki zaman, gün ya da hafta artık geçirdikten sonra arkasına bile bakmadan kaçan çok insan gördük. Yani gelirken işte ben engelliler için şunu yapmak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum deyip sonrasında engellileri görüp arkasına bile bakmadan çok insanla karşılaştık. Bunlar o insanların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ama yükü kaldıramayacak. Kaldıramıyor. Yani bu gerçekten de zor. Yani ben engelliyim. Bana bile ağır gelen bazen bir mevzu hiç bir mesuliyeti, bir zorunluluğu, bir ihtiyacı olmadan başka bir insana çok gayet rahat bir şekilde ağır gelebilir. Şimdi hamdolsun ben tekerlekli sandalye kullanmıyorum. Ama tekerlekli sandalyede ya da akülü sandalye kullanma ihtiyacı olan insanlar için sürekli bunun mücadelesini veriyoruz. Temin noktasında işte bir yerlerden buralım, ihtiyaç sahibine verelim noktasında. Ben en azından belli bir şekilde yaşayıp görüyorum. Kullanmadığım, ihtiyaç duymadığım bir şeyi temin edip başka bir ihtiyacı olana vermek için mücadele ediyorum. Şimdi Sibel Hanım da kaç gündür bir Almanya'dan bizim de bir iki misafirimiz vardı. Kaç gündür onunla birlikte, kendisiyle birlikte işte bir belli miktar tekerlekli sandalye temin ettik. Sağ olsun bu arkadaşımız Almanya'da bir organizasyon yapmış. Trabzon geceleri, Trabzonlularla alakalı. Evet, Halil Bey. Trabzonlularla teşekkür ediyoruz ve selamlar olsun. Açık konuşayım, burada işte iş söz geldi oraya gene dayandı. Bu arkadaşımız Trabzonlu değil. Oradaki bir Trabzonlular derneğiyle iletişime geçmiş, bir gece tertip etmişler.
bu geceden elde edilen gelirle belli miktarda tekerlekli sandalye alındı. Nasipse yarın teslim alacağız. Ama 100 kişi katılmış. 100, 100 müydü? Hı, 100 kişi evet, katılmış. 100 kişi. Yani Trabzonlular diğer ile bir öncesinde hangisiydi? 300. Hangi ildi? Ağrı. Yok. Ağrı tarafında bir ilin yani. Gecesinde katılım 300. Trabzonlular gecesinde katılım 100. Gece ne zaman oldu başkanım? İkinci ayda galiba oldu değil mi? İkinci ayda olmuş. İkinci ayda. Almanya'da. Şimdi Almanya'da mı oldu bu? Almanya'da. İli unuttum. Yok, ama iyi ki Almanya'da dedin. Yoksa aynen burada topu atıyordum hemen. Çünkü böyle bir gecede kent konseyi olarak bizim niye haberimiz yok diye sitemde bulunacaktım. Onun için özellikle sordum. Almanya'da deyince geceyle bizim bir alakamız yok. Ama şimdi şu var, yani hakikaten arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşlarımız için burada bir emek vermişler. Evet. Kendilerine, sizlere ve Sibel Hanım'a tek tek teşekkür ediyorum. Yani güzel bir başarı, güzel bir emek. İnşallah bunlar da sizi, şu inancım kesin, bunu hiç şüphesiz yok, hak sahiplerine tek tek hiç dağıtacağınıza, bunda hiç tereddütüm yok. Sağ olun. Buna, çünkü daha önce verdiklerinizi bildiğim için, hani derler ya, yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı, daha önceki teslim ettiğiniz yerlerde bildiğim için, hani hakikaten size de Allah kolaylık versin diyorum. Hani ben Ortaeser Kent Konseyi Engellemez Başkanı olarak şunu da belirtmek istiyorum. Başkanım ya, selamünaleyküm, ben bu derneğim. Selamünaleyküm, benim dükkanıma, haber büroma, dükkanıma diyorum, ağız alışkanlığı, haber büroma günde 4-5 tane elinde kağıt olan vatandaş geliyor. Evet. Ben Ordu bilmem ne derneğinden geliyorum. İşte ben Giros'undan, ben Ankara'dan, ben İstanbul'dan, ben İzmir'den derneğimiz adına dergi satıyoruz. Tamam da kardeşim, sen bu dergiyi burada satmayın niye şey diyorsun? İzmir'de adam mı kalmadı? O yani bunun önüne geçilebilir mi? Yani bunun önüne çok kolay geçilir. Ama gene diyoruz ya, insan. Bizim ne yapılması insan gerekir? Ne yapılması? Bu adam önce ne yapılması gerekirden ziyade bu adam Giresun'dan, Mersin'den, şuradan, buradan buraya nasıl geliyor? Önce bunu belirleyelim. Eskiden yasa şunu diyordu. Aynı mantığa hizmet eden. Evet. İşte A şehrinde örnek veriyorum, engellilere hizmet eden bir dernek. B şehrinde engellilere hizmet eden bir dernek varsa orada faaliyet gösteremiyordu. Ne oldu da? Ha, bunun bir takım sıkıntıları çıktı. İşte bu fuzuli derneklerimiz var ya. Şimdi B şehrinde dernek var ama engellilere hizmet etmiyor. Ya da bu sadece engelliler için değil, bütün dernekler için durum böyle, bütün alanlar. Burada sıkıntı bir şekilde bertaraf edilsin diye şöyle bir yasa çıktı. Kendi bulunduğu ilde valilikten işte Türkiye genelinde faaliyet gösterebilir diye bir belge alırsa Türkiye'deki bütün illerde o kendileriyle alakalı dernek olsun olmasın faaliyet gösterebiliyorlar. Şimdi burada şu var ama biz burada ne yapabiliriz? Bunu çıkartır evet, kendi ilinde. Bu evrağı da alır ama bu evrak da şu yazmıyor. Okumuyoruz işte. En büyük sıkıntımız bu. Bu evrak da şu yazmıyor. İşte bu bütün illerde bunu satacak demiyor. Satsın da demiyor. Bakıyor valilik alıyor. Artık bir kitap mı, dergi mi? Evet. Neyse, bir gazete mi? Alıyor gazeteyi, inceliyor. Bakıyor herhangi bir propaganda var mı? Yok. Siyasi herhangi bir faaliyet var mı? Ahlaki, ahlak dışı herhangi bir durum var mı? Bakıyor yok. Tamam. Türkiye genelinde satışında sakınca yoktur diyor. Satışında sakınca yoktur. Bu şahıs alıp
bu evrakla birlikte bu yayını alıp hangi ilde faaliyet gösterecekse o ilin valiliğine ve sokakta satış yapacaksa, bu dükkanlara gelecekse, hangi ilçenin hangi belediyeye bağlıysa o belediyenin zabıta müdürlüğünden sokakta satış yapabileceğine dair müsaade almak zorundadır. Zorundadır. Burada Trabzon'da bu müsaade verilmiyor. Bizlerin de olaya iştirakıyla birlikte bu müsaade verilmiyor. Fakat şu var. Zabıtalar da gerektiği gibi ilgilenmiyor. Burada kaç tane suç var? Bakın. Bir, sokakta ekmeğini kazanmaya çalışan, ki o da belli bir noktada yasayla birlikte yanlıştır. İşte tezgahta domates satan adamın peşine düşüyorsun. Şimdi adam uyuşturucu satmıyor. Adam domates satıyor. Ha, belediyeden izinle alması gerekirdi ki almamış. Ama domates satıyor. Sen bunun peşine düşüyorsun. Ama başka bir adam alıyor elinde dergiyi, bu belgeyle birlikte sokakta satış yapıyor. Benimle dalga geçiyor. İşte biz, evet, al işte bunu sattığımız, bundan kazandığımız parayla engellilere akülü sandalye alıyoruz, veriyoruz. Tekerlekli sandalye alıyoruz, veriyoruz. Medikal malzeme, evet, alıp veriyoruz. Aynen, aynen, doğru. Benimle, yani burada ben zabıtaları açıkçası söyleyeyim, arıyorum. Zabıtayı gördüm mü arıyorum, hiç böyle kenarda bekliyorum. Adamı takip ediyorum. Arıyorum zabıtayı. Diyorum kardeşim, bak burada böyle bir faaliyet var. Hemen ilgileneceğiz. Bir saat geçiyor, yok. Meydanın göbeğinde arkadaş. Meydanın göbeğinde. Meydanın göbeğine bir saatte bir zabıta memuru gelemiyorsa ben burada başka bir şey ararım. Güzel. Çok güzel. Şimdi ben bu konuyu engelliler meclis başkanı olarak öğrenmem de çok iyi oldu. Yani bunu buradan da dile getirmem de çok iyi oldu. Çünkü benim büroma gelen elinde raporuyla, bilmem ne, kardeşim ameliyat olacak, halamın kızı ameliyat olacak, kızım ameliyat olacak, bilmem ne. Bakıyorum, ben birkaç kişiyi buradan kovaladım. Evet. Birkaç kişi bana burada bıçak çekti. Ya benim aracımla, ben karakolda bunlarla ben ciddi anlamda mücadele ettim. Benim aracımın yürür aksamıyla oynandı. Ben ölümden döndüm. Evet. Emniyetin, polisin bana söyleyebildiği tek şey bir süre bu aracı, bu plakalı aracı kullanma oldu. O zaman ver bana araba. Benim galerim var ya, oradan artık çeker bir tanesini kullanırım herhalde. O şekilde düşündü. Burada zabıtayı ilgilendiren kısmı bu. Diğer bir taraftan, bakın şöyle bir durum söz konusu. Buradan gerçekten vatandaşlara sesleniyorum. Engelliler yararına dergi, işte efendim kitap ayrıcı, bunlar... Anahtarlık. Evet. Tarsız, bunlar engellilere gitmiyor. Bu kadar basit. Biz 15 yıldan fazla oldu burada görev yapıyoruz. Ben şu ana kadar buradan Giresun'un dağındaki bir engelliye ben buradan tekerlekli sandalye yolladım. Ben bunu kendi cebimden almadım. Vatandaşlardan aldım destekle. Ama vatandaşlardan ben desteği dergi satarak da almadım. Ben bağış makbuzu koçanını herhangi birinin eline verip kapı kapı dolaştırıp İşte para toplayın dedirtmedim. Yapmadım. Ama buna rağmen sadece Trabzon'da 3000'den fazla tekerlekli sandalye dağıttık. Akülü sandalyeden bahsetmiyorum bile. Şimdi Almanya'dan daha dün beraberdik. Koşturduk, adamları ağırladık, uğraştık, ettik, eyledik. Gene tekerlekli sandalye aldık. Gene ihtiyaç sahibi insanlara vereceğiz. Bu sandalyeleri temin etmek için dilencilik yapmamıza gerek yok. Benim kendi arkadaşım aldı, oturuyorduk bir yerde. O gazeteden almış çocuğun birinden. Geldi attı masanın üzerine, bak sizin derneğe yardım ettim. Yani burada yani yok böyle bir olay. Burada iktisadi işletme, bakın bir dergi, bir yani maddi gelir getirici bir faaliyet sürdürmek, yapmak istiyorsan bir, amacını belirtmek zorundasın. Ve o dernekte iktisadi işletme kurmak zorundasın. Dergiyi sattıracağın insan için iktisadi işletme kurmak zorundasın. Ve bu iktisadi işletmede
görev yapanları sigortalı yapmak zorundasın. Burada sigortasız eleman çalıştırmak var. Sokakta izinsiz dergi satmak, faaliyet göstermek var. Şimdi şöyle de bir durum var. Ben bir dernek olarak bu yayın bir dergi basacaksam örnek veriyorum. Diyorum ki işte 100 adet dergi basacağım. Bundan da işte 100 lira kazanacağım. Bu 100 lirayla da şu faaliyeti yapacağım diye bir şey belirtmek zorundayım. Bunu yapıyorum. 100 tane basacak olduğum dergiyi 10.000 tane basıyorum. 50 tane, 90 tane makbuz kesiyorum. İşi bitirdikten sonra da 10.000 dergiyi satıyorum ama. 10.000 dergiyi Türkiye genelinde satıyorum. Ondan sonra da Dernekler İl Müdürlüğü denetliyor ya. Orada o 10 tane dergiyi 100 tane dergiden 50 tanesini sattım. Yapacak olduğum faaliyeti planladığım karı elde edemediğim için gerçekleştiremiyorum diyorsun. En fazla huylanırsak 600 lira idari para cezasıyla cezalandırılıyorsun ve bir sonraki maceralara devam ediyorsun. Yani yasalarımız sağ olsun öyle güzel açık yasalar, ki ne yaparsan yap. Yasalar aslında çok da açık değil. Ama açık. Uygulamada açık. Sıkıntımız var. Allah kolaylık versin. Yani ne diyelim? Amin. Ne diyelim? Bu arada ben size şeyi söyleyeyim. Mayıs'ın 11'inde evet. Derneğimizin düzenlemiş olduğu bir etkinlik var. Afrin ve bütün şehitlerimiz için Çanakkale şehitlerimiz için okutulacak. Semazen gösterisi olacak. İlahiler okunacak. Bu çok güzel. Tebrik ediyorum. Evet. Bu da farklı bir şey olacak. Yani tebrik olalım. Ediyorum. Yani bunu da canlı yayında biz öğrendiğimiz için Tayfun Başkanım bir araya gelemiyoruz abiciğim. Bu bir. Yani, İkincisi daha salonu bile yani daha olayı daha şekillendiremedik. Bu arada ben şunu belirteyim. Siz onu belirttiniz. 3-6 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Trabzon günleri yapılacak. Yani bizler de oraya basın olarak davetliyiz. Ama ben hem basın olarak hem de oraya kent konseyi engellemesi olarak bulunacağım. Orada stand kuracağım. O ki 11 Mayıs'ta böyle bir etkinlik var. Tayfun Başkanım, bununla ilgili broşür veya herhangi bir şey yetiştirebilirseniz. Güzel olur. Ya. Şimdi üçüne bunu, kadar. Bunu lanse edemememizin en büyük sıkıntısı şimdi şu var. Biz bu geceyi biletli yapmayacağız. Yani insanlara bilet satıp işte bizim gecemiz var. Derneğimize destek olun noktasında bir faaliyet olmayacak. Bu halka açık ve bütün vatandaşlarımızın rahatlıkla gelmesini arzu ettiğimiz güzel farklı bir etkinlik olacak. Ama hiç şüphe yok ki bunun bir maddi külfeti var. Bize, derneğe. Para isteme benden dedi. Buz gibi soğurum senden. Para isteme meselesi değil. Şu sponsorluk olaylarını çözmeye çalışıyoruz. Çünkü yani, sponsor olmadan bu işin içinden çıkamayacağız. İmkansız. Birkaç yerle görüşüyoruz. Daha net bir cevap alamadık. Görüşmelere devam edeceğiz. Şu sponsor olayını çözebilsek olayı çözeceğiz zaten. Daha rahat bir şekilde. Yoksa afişi de olacak. Tanıtımı da olacak ve bütün herkes davetli olacak. Yani, bu gece de gibi, tekerlekli sandalyeler devrilecek. Evet. Yani dediğim gibi eğer tanıtım konusunda bize düşen bir görev varsa ondan en ufak kuşkum yok. Burada ekranlar da senin. Haber evet. Sitelerimin her iki tanesi de senin. Hem haberim hem sen manşet 61. İkisi de senindir. İkisinde de reklamı duyabilirsin. Ama dediğim gibi böyle bir güzel bir faaliyeti Ankara'da standta bir böyle broşür gibi bir şey yaptırıp da bir orada tanıtırsak belki planlıyoruz. Evet. Belki orada gelen hayırsever iş adamlarımıza diyebiliriz ki ya kardeşim bak burada böyle bir şey var. Belki onlar oradan bir katkı sponsor adına bir katkı sağlanır veya sizden irtibata kurdururuz. Hani böyle bir şey de yapabiliriz. Bu konuda bakalım bir yerde bir şekilde çözeceğiz artık hani, yani. Ayın 11'inde olacak. 11'de de 3'ünde de biz orada olmuş olacağız. 3 gece orada kalacağız. Ben sana bir şekilde uçururum. Yeter ki yani, şu işi odaklayın getirebilirim. Bunda desteğimizi motorla veririz. Motorla gelir yani. Bırakır dönerim. 5 dakikalık yol yani. Yani. Ben en son buradan
motor bir seyahatim oldu. Evet. 10 gün önce. Kıskandım. Bayağıdır çıkamadım çocuğum, yola. Çocuğum asker ortanca motorumu getir diye tutturdu. Abi delikanlı da bindi motorunuza, buradan Bartın'a motosikletten evet, gitti. Takip ettim abi. Yani gerçekten yani bak hiçbir şeyi kıskanmam ama gerçekten kıskandım çünkü bayağıdır uzun yolu yapmadım. Böyle ben de yapmamıştım ama hakikaten ama bir şanssız zamanda yaptım. Biraz soğuğu da yedim. Evet. Yani Gerede'de saat akşam 9'una kaldım. Hmm. Buradan geç çıktım. Trafiğe falan derken Gerede'de 8-9'lara kaldım. Bir de rüzgar vardı. Çok hafif bir rüzgardı. Böyle motoru yan yatıracak bir rüzgar. Çok hafif bir rüzgardı. O rüzgardan beraber Bartın'a indim. Ama güzel de bir yolculuğum oldu. Hatta daha önceki canlı yayın programımızda sizden beraber bir hayalimiz vardı. Evet. İkimizin. Dünya turumuz. Bir dünya turu. Onu hala unuttum sanma. O benim aklımda, o benim uhdemde. Şimdi ben Sibel Hanım belki bilir, belki bilmez. Ben hem de iyi bir tır şoförüyüm, Avrupa şoförüyüm. Avrupa şoförüyüm, tır şoförüyüm. 4,5 yıla yakın Avrupa'ya çalıştım. Avrupa'nın yollarında biraz hasbelkader öğrendim. Tayfun Başkanı mı? Ben niyetim böyle bir dünya turu. Tam olmasa da bir yarım bir dünya turu hevesim vardır. Motorlardan beraber. Ha, bunu yapamadık. Hem biraz sıkıntılar yaşadık. Kendisi de Tayfun Bey biliyor. Onların süreciyle şey ettik ama bu yaz olmasa bile bu yaz bundan sonra yetişmesi zor da demeyeyim de biraz zor diyelim. Bu yaz olmasa bile önümüzdeki yaza daha bir delikanlı olarak daha bir delikanlı olarak yani şimdi herkesin yaşı büyür. Benimki yaşım olduğu yerde saklıyorum. Hiç sıkıntım yok. Yakında yakalayacağım kendisini. Yakında beni yakalayacak. Onu bekliyorum zaten. Beraber bir yolculuk yapacağız. Yani bu hakikaten aklımda bulunan bir şey. O iyi değindin. Şu anda kurgusunu ayarlamaya çalışıyorum. Bir gene bir proje kapsamında bisikletle birlikte bir Ankara niyetim bisiklete, var. Bisiklete bak başkanım hiç sürerim. Bak hiç sıkıntı yok sürerim. Ama bisikletten sonra ben abi o gurur sesini duyacağım. O farklı. Ben o sesi duyacağım. O rüzgarın sesini tatacağım. Rüzgarı tatarken de böyle motorun ara ara böyle esneyip de bir kafa kaldırmasını yani motordan bu işi yapalım. Hakikaten buradan beraber bir çıkalım. Yarın bir dünya da olsa yani en azından böyle bir Almanya, Belçika üzere ben dönüp bir Trabzon beraber yapalım diye düşünüyorum. Yani bu hala aklımda, bunu unuttuğumu da sanma şeyi, yani. Bir kenara koyalım o yarım dünya turu falan. Ben bu farkındalık projesine başladığımda 4000 kilometre yapacaktım. İş uzadıkça kilometre arttı. Kilometre arttıkça il sayısı arttı. Dedim artık bu 20-30 bine kadar çıkacak. Bir an önce şu turu tamamlayayım. Şimdi bu yarımla başladığına göre bu dünyayı gerçekleştirene kadar bir iki tur döneriz. Yani benim niyetim var yani hakikaten bunu unuttum sanma. Bunu da güzel bir organizasyonla beraber kesinlikle başlatacağız. Yani şu buradan tekrar aslında bunun yayın linkimizi de kendisine atarım. Kenan Sofuoğlu'na buradan bir çağrı yapalım beraber. Sayın Sofuoğlu bize sponsor ol demiyoruz. Sadece önder ol. Bizden beraber Trabzon çıkışını beraber başlayalım. Trabzon çıkışını beraber başladıktan sonra biz geri kalanı devam ettiririz. Dönüşü de yine beraber. Bizden beraber olursan seni de kadromuza görmek istiyoruz. Bizi de mutlu eder. Tayfun Başkan'dan iki engelli yola düştü diye bir farkındalık projesi üzerinden yürümek istiyoruz. Senin de desteğini bekliyoruz buradan.
Evet başkanım, yaklaşık bir saati devirdik. Evet. Beraberiz. Aslında konular çok. Kesinlikle. Ama bir de izleyiciler hep aynı yüzleri ekranda görüp de bunlar hala gitmedi mi de demesinler. Kesinlikle. Ağır ağır programımızı sonlayalım. Yine son söz olarak bayanlardan başlayarak böyle oradan ben en son topu alarak son sözlerinizi alalım Sibel Hanım. Ondan sonra ağır ağır programımızı hep beraber sonlayalım. Ya bedensel engeller aslında engel olmamalı. Düşünce bazında engel olmasın. Ve insanlar istediği zaman her şeyi başarırlar. Bunu biliyorum. Ve bunu da çok yakinen de şahit olduğum olaylar oldu. O yüzden insanlar hani engel tanımasınlar. Yapabilecekleri sürece her şeyi yapabilmeye gayret etsinler. Ve bağımlı kişilik olmasınlar. İnsanları bu şekilde kendilerini bağımlı hissetmesinler. Tayfun Bey mesela, başkanımız, yaptığı şeylerin yarısını yapamayan aynı durumda engelliler var. Demek ki bunlar başarılabiliyor, yapılabiliyor. İnsanların birazcık hani zihniyetlerinin değişmesi gerekiyor. Engelli olmadan engellileri anlayabilmek benim hayattaki felsefem yerleşti. O yüzden daha duyarlı, daha empati yaparak insanlara yardımcı olma noktasında birazcık her şey yapan ve bir de bizim yapacak olduğumuz etkinliklerde bizleri desteklesinler. Onlardan rica ediyorum. Gerçekten hak eden yerlere ulaştığını bilsinler gönül rahatlığıyla. Ve bunun vermiş olduğu gönül rahatlığıyla da her türlü desteği yapabilirler. Çünkü bir sürü şeyler oluyor. Hani hep sıkıntılar yaşanıyor. Ama gerçekten inanıp güvendiğim bir insanın yanındayım. Ona destek olmaya çalışıyorum. Bu arada Fikriye Hanım'ı da analım isterseniz. Evet. Uzun yıllarca derneğe çok faydalı işler yapmış. Gerçekten çok fedakar, özveriyle çalışmış bir dernek üyesi. Ama sağlık problemlerinden dolayı dernekle ilgilenemediği için şu anda tedavi sürecine girecekmiş galiba. Evet, tekrardan. Evet. O yüzden ona da şifalar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin. Böyle. Yani zoru başarmak önemli olan. Kolay değil. Aynen. Kolayı aynen değil, zoru tercih edip zoru başarmak. Bu düşünce, bu zihniyet her insanda olması gereken bir zihniyet bence. Aynen. Bu arada konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Programı her zaman her zaman kapılarımız sizlere açıktır. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın. Siz de bizim davetimizi icabet ettiniz. Size de özellikle teşekkür ediyorum. Teşekkür bir bayan olarak daha sonra da Tayfun Başkanıma. Evet başkanım, son sözleri de sizden aynen alalım. Fikriye Hanım konusunda Sibel Hanım'ın değinmesi iyi oldu. Yani ortalama 5 yıldan beri birlikte hareket ettik. Yani gerçekten ağır engel durumuna rağmen, hayati riskler taşımasına rağmen canı burnunda bu dernek için uğraştı. Ona tekrardan aracılığınızla teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrardan sağlığına kavuşup, şu anda biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Tekrardan aramıza dönecektir inşallah. İnşallah. Tekrardan onu yormaya devam edeceğiz inşallah. Sibel Hanım'la birlikte. Benim son söz olarak söyleyeceğim şey, daha ben ilk sözümü bile söylemedim. İnşallah güzel, çok güzel şeyler yapacağız. Şu kadarını ifade edebilirim. Fuzuli insanlarla hiçbir şey yapmamasına rağmen bize insanlara ayak bağı olan insanlara rağmen biz yolumuza devam ettik. Bugüne kadar geldik. Trabzon'da gerçekten bir farkındalık oluşturduk. Evet. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kent konseyi içinde aynı. Trabzon'da sadece biz değiliz.
20 küsür tane engellilere yönelik dernek var. Ama gerçekten dernekçilik yapan dernek sayısı gerçekten çok az. Buradan benimle birlikte gerçekten dernekçilik yapmaya çalışan, dernekçilik yapan, engelliler için bir şeyler yapmaya gayret eden diğer dernek başkanlarımı da saygıyla selamlıyorum. Hiçbir zaman tek başıma bir şey yapmaktan mutluluk duymadım. Diğer derneklerimizle de güzel iletişimlerimiz oldu, ortak çalışmalarımız oldu ve bundan sonra da olmaya da devam edecek. Evet. Açıkçası bu arkadaşlarımıza gölge etmeyin, başka ihsan istemez diyorum. Son söz olarak. Kesinlikle. Evet, saygıdeğer izleyicilerimiz, bir gündem programına sonuna geldik. Birbirinden değerli konuklarımla beraber engellilerin az da olsa sorunlarına değinmeye çalıştık. Buradan Fikri Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kendisi de bendeki yeri bir başkadır. Hem de benim üyemdir. Evet. Tayfun Başkanım'ın keza yanında. Kendisi beni mazur gördü. Ben kendisine ufak bir mazurluk verdim. Yani öyle kendisine ekranlardan pardon, ekranlardan konuyu söylüyorum. Kent konseyinden hiçbir zaman kendisi hala benim üyemdir. Öyle izinli üyemdir. Temelli gönderdiğim bir üyem değildir. Keza Tayfun Başkanım'ın da aynı vaziyette. Kesinlikle. Yani istediği anda gerekirse kendi büromda, haber stüdyomda bile bu masa benimdir dediği anda bu masa onundur. Her zaman kendisinin bizde yeri bir başkadır. Sibel Hanım konuyu açtı. Bizler böyle devam edelim diyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun. Allah sağlığını versin diyoruz. Verecektir de buna da inancım tamdır. Hiçbir zaman inancımı yitirmedim. Ufak tefek sıkıntılar çekiyor. Onlar gelip geçti. Güzel anılar olacak. Gelip geçen anılarda olacak bunlar. Bizi dinlediğiniz için, bizi evlerinize, cep telefonlarınıza olsun, bürolarınıza misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizden ayrılmayın. Biz daha çok konulardan, çok konulardan beraber olacağız. Bizi takip edin. Bizi dinlemeye devam edin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar konuklarıma da katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.